gerçek yazarlar, gerçek sanatçılar, sorumluluk sahibi din alimleri yetişmeye başlayınca altlarındaki zeminin kaydığını gördüler. Rantın elden gittiğini gördüler ve onun için feryat ediyor, onun için saldırıyorlar. Bakın şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Şu anda 10 yıllardır zorbalıkla muhafaza ettiği dayatmacı iktidarları sarsılan kim varsa millete karşı yeni Türkiye hedefine karşı saldırıya geçmiş durumda. Bazı siyasi partiler o eski vesayet günlerini özledikleri için yeni Türkiye'ye pervasızca saldırıyorlar. Terör örgütleri. İsimleri ne olursa olsun. PKK, DAEŞ, DHKPC, YPG. Yeni Türkiye'ye karşı ittifak halinde saldırıyorlar. Ayrı ayrı değil. İşte hemen burada, yanı başımızda, garın önündeki o saldırı kolektif bir terör eylemidir. Bunu böyle biliniz. Kolektiftir. Bazı sivil toplum örgütleri saltanatları sarsıldığı için, dayatmaları boşa çıktığı için yeni Türkiye'ye taarruz ediyorlar. Bir kısım medya bu ülkede artık renkli bir medya olduğu için, çok sesli, özgür bir medya olduğu için yeni Türkiye'ye saldırıyorlar. Eğer dikkatle bakarsanız hepsinin aynı dili kullandığını, aynı üslubu kullandığını, aynı kaynaktan beslendiğini görürsünüz. Bölücü terör örgütü güvenlik birimlerimize karşı alçakça, haince saldırılar düzenliyor. Bu ülkenin bir siyasi partisinin, hem de cumhuriyetle yaşıt olmakla övünen, Atatürk'ün kurmasıyla övünen bir siyasi partinin genel başkanı çıkıp PKK niye silah bıraksın diyebiliyor. Dikkat edin. Pensilvanya medyası ile PKK medyası aynı dili kullanabiliyor. PKK ile DAEŞ aynı istikamet doğrultusunda hareket edebiliyor. Neden? Birbirine benzemez acaba, neden bir araya geldiler bunlar? Çünkü hedefler aynı. Hepsinin de hedefi yeni Türkiye. Hepsinin de hedefi güçlü, büyük, diklenmeden dik durabilen, Filistin mücadelesini yüreklice savunan, dünya beşten büyüktür diyebilen bir Türkiye. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada 200'e yakın ülkenin kaderini 5 ülkeden, daimi üyeden bir tanesinin dudaklarının arasında çıkacak sese mahkum eden bir anlayış. Böyle şey olabilir mi? Ama şu anda dünya böyle. Erdoğan bunu söylüyor, seslendiriyor diye çok ileri gidiyorsun diyenler çıkabilir. Köşelerinde bunları yazanlar olabilir. Ama dedim ya, onlar ne derse desin, biz hakkı tutar kaldırırız, o kadar. Sanmayın ki bunlar bana saldırıyor. Sanmayın ki bunlar benim aileme, arkadaşlarıma saldırıyor. Bunların hedefi biz değiliz. Bunların hedefi Türkiye'dir, millettir. Bunların hedefi milli iradedir. Mısır'da da aynısını yapmadılar mı? %52 ile, %52 halkının oyuyla Mürsi iş başına geldi ve işbirliği yaptılar. Mürsi'yi indirdiler. Kim? Kendi kabinesine bakan yaptığı bir general. İstanbul'da Hilton arazisine el koymak isteyenler orayı
milyar dolarlık ranta çevirmek isteyenler istedikleri olmayınca PKK ile aynı dili kullanabiliyor, teröre aleni destek verebiliyor, terörü meşrulaştırmak için, terörü perdelemek için ellerinden geleni yapabiliyorlar. Gruplarının televizyon kanallarında bakıyorsunuz, ard arda rahatlıkla bu teröre destek verenlerin cici kızlarını oraya çıkarıyorlar. Oradan saldırıyorlar. Bunların meselesi memleket meselesi değil. Bunlar kendi rantlarını, kendi çıkarlarını düşünüyor ve bunun içinde gerekirse PKK ile, gerekirse DAEŞ ile işbirliği yapabiliyorlar. Tel Abyad'da yaptıkları bu değil mi? Tel Abyad'a DAEŞ giriyor. Daha sonra DAEŞ oradan çıkıyor ve Tel Abyad'a bu defa PYD'ye giriyor. Hepsi kolektif bir oyun. Peki orası kime ait? %95'i Arap ve Türkmen. %5 Kürt var. Böyle bir yerde şu anda orası boşaltıldı. Önce ülkemize geldiler, sonra tekrar Tel Abyad'a geri döndüler. Dert orayı kantona dönüştürmek ve ilan ettiler kanton diye. Şimdi bu Türkiye'ye artık bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Öyleyse gereğini Türkiye yapacaktır. Bunu herkes bilsin. Bunların ne kadar kolay yalan söylediklerini görüyorsunuz değil mi? İşte Kobani'de bu yalanı söylediler. Neydi o yalan? Kobani'den 200 bini aşkın insanı biz Türkiye'de misafir ettik. O bombalardan onları biz koruduk. Ondan sonra benim bundan keyif çattığımı söyleyecek kadar yalan söyleyerek ileri gittiler. Benim Kürt kardeşlerim de bu oyuna geldi. Ya bu kapıları açan biziz. Onları çadır kentlerde, konteyner kentlerde, Türkiye'mizin değişik yerlerinde ağırlayan biziz. Ve ondan sonra bir de Kürtlere bizim Kobani elden gidiyor diyerek güya bunu söylemişim. Ya bu ifade benim ifadem değil. Bu ifade Sayın Obama'nın ifadesidir. Bunu ben anlatıyorum. Bana söylediği ifade o. Ve biz kapılarımızı açtık. Peşmergeleri kendi topraklarımızdan Kobani'ye, Özgür Suriye ordusunu aynı şekilde topraklarımızdan Kobani'ye biz gönderdik. Ve DAEŞ de onların mücadelesine orada desteği biz verdik. Ey Kürt kardeşlerim, bu oyunu gel 1 Kasım'da boz. 1 Kasım'da bu oyunu boz. Bu oyuna gelme. Ey benim Kürt kardeşim, unutma, Rabbim bizi kavimler halinde yarattı. Ama unutma, kavimler bir din değildir. Irkçılık bir din değildir, bunu da unutma. Ve biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun başka çıkışı yok. Onun için haftaya pazar çok önemli. 1 Kasım çok önemli. Bizi bölmek isteyenlere, bizi parçalamak isteyenlere 1 Kasım'da inanıyorum ki biz Rabia diyeceğiz. Çok önemli. Tek millet diyeceğiz. Burada Türk'ü var, Kürt'ü var, Arap'ı var, Laz'ı var, Çerkez'i var, Gürcü'sü var, Abaza'sı var, Roman'ı var, Boşnağı var. 78 milyon var. İki, tek millet diyeceğiz, tek bayrak diyeceğiz. İşte rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi. Biz o
bayrağımıza alternatif üretenlere 1 Kasım'da diyoruz cevabı verelim. Üç, tek vatan diyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet, biz bu topraklar uğruna ölen şehitlerin evlatlarıyız. Ve dört, Rabia, tek devlet. Devlet içinde devlet kabul etmiyoruz. Paralel devlet yapılanması, paralel yapı tanımıyoruz. İşte Milli Güvenlik Kurulu kararımızı aldık. Nedir? Ulusal güvenliğimizi tehdit eden legal görünüm altındaki illegal örgütlere karşı bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sürdüreceğiz. Her gün gazete sayfalarından, ekranlarından, maalesef siyaset kürsülerinden hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiç haya etmeden bu yalanları söyleyebiliyorlar. Her gün askerimize, polisimize kahpece kurşun sıkıyorlar. Ertesi gün bakıyorsunuz PKK medyası, Pensilvanya medyası, Doğan medyası, diğerleri ve maalesef siyasi partiler çıkıp utanmadan bunu saray yaptı, bunu devlet yaptı diyebiliyorlar. Aynı dili kullanıyorlar. Çünkü aynı merkezden talimat alıp ittifak halinde konuşuyorlar. İstanbul'un bir yerinde bu yapılar bir araya geliyor. Ve Amerika'dan gelen bir kampanya organizatörü bunlarla beraber bir araya oturup onlara istikamet veriyor. Diyor ki yalan söylemeden çekinmeyeceksiniz. Doğruyu bile defalarca yalan makinesi gibi kullanacaksınız, kullanacaksınız ve ondan sonra o aynen doğru olarak kabul edilir diyor. Ve kampanyayı da bunun üzerine bindiriyorlar. Bak son zamanlarda ne demeye başladı malum bir tanesi, bizim PKK ile alakamız yok, PKK'nın da bizimle alakası yok. Buna bu millet inandı mı? İnanıyor mu? Ama bak bunu söylemenin sebebi, evet, kampanya yürütücüsünün verdiği talimattır. Bunlara göre sadece terör örgütü masum, onun dışında herkes suçlu. Bu ülkeyi içeride ve dışarıda DAEŞ terör örgütüne destek veren ülke gibi gösterecek kadar hainler, o kadar alçaklar, o kadar yalancılar. Bakın burada açık açık ifade ediyorum. Bizim edebimize güvenip hiç kimse edepsizlik yapmaya kalkışmasın. Biz yalan söylemeyiz. Biz iftira üretmeyiz. Biz mahreme, aileye, kutsallara dil uzatmayız. Ama kusura bakmasınlar, bu edepsizliğe ve bu edepsizlere de meydanı bırakmayız. Biz bu saldırıların, bu ittifakın, bu birbirine benzemezler korosunun bizi değil Türkiye'yi hedef aldığını görüyoruz. Ve buna karşı da son nefesimize kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Eğer meselenin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu zannedenler varsa açık söylüyorum, çok büyük bir yanılgı içindeler. Hangi partiye oy verirlerse versinler, hangi etnik kökenin mensubu olurlarsa olsunlar, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Roman vesaire, hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, 78 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şunu bilmesini istiyorum. Bunların meselesi Recep Tayyip Erdoğan değil. Bunların meselesi Türkiye, bunların meselesi yeni Türkiye,
güçlü Türkiye. Bunlar Sultan Abdülhamit cennet mekana bunu yapmadılar mı? Ona diktatör başlıklarını atmadılar mı? Bunlar aynı başlıkları merhum Özal'a yapmadılar mı? Bak aynı başlıkları, aynı yayın organları, aynı kaynaktan beslenenler şimdi de bu kardeşinize yapıyorlar. İşte onun için uyanık olacağız. 78 milyon onun için bir olacağız, beraber olacağız. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da hep birlikte Türkiye olacağız. Millet sözünü sandıkta söyler. 1 Kasım'da milletin önüne sandık geliyor. Bugün Avrupa ve diğer ülkeler sandıkta sözünü söyledi, bitti. İnanıyorum ki bu aziz millet 1 Kasım'da sandığın başına gidecek. Türkiye düşmanlarına, millet düşmanlarına, terörün vesayetinde siyaset yapanlara, terörden medet umanlara, terörle kol kola gezenlere cevabını en güzel şekilde verecektir. Buradan tüm seçmenlere özellikle çağrıda bulunuyorum. Tüm vatandaşlarıma, tüm seçmenlere, kardeşlerim, mutlaka sandığa gidin. Yeni Türkiye yolunda bu kritik seçimde asla ve asla oy kullanmayı ihmal etmeyin. Bu bizim namusumuzdur. Bu bizim şerefimizdir. Bu şerefimize, bu namusumuza gölge düşürmeyelim. Muhakkak oylarımızı kullanalım. Demokrasi, milli iradeyi tehdit edenlere meydanı vermeyin. Onlara fırsat tanımayın. Bu terör yandaşı medyaya, terörle aynı dili kullanan siyasete de asla ve asla prim vermeyin. Onlara da itibar etmeyin. Bizim sevdamız Türkiye sevdasıdır. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Biz bu millete sevdalıyız. Biz Türkiye sevdamızı eserlerimizle gösteriyoruz. Diğerleri neyle gösteriyor? Biz milliyetçiliğimizi 78 milyonu kucaklayarak ispat ettik, ispat ediyoruz. Biz Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Sünni'yi, Alevi'yi 78 milyonu hep birlikte kucaklıyor. Hem de her birinin derdini kendimize dert edinerek yürüyoruz. Dertliyiz ya. Bizim derdimiz var. Ama bunların böyle bir derdi yok. Biz kutuplaştırmıyoruz. Kucaklaştırıyor, kucaklaştırmanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da bu şekilde yürüyeceğiz. Bu mücadeleyi Memur Sen ile birlikte vermekten her zaman gurur duyduk, büyük memnuniyet duyduk. Bizlere sizin gibi, Memur Sen gibi, Memur Sen'in tüm mensupları gibi yol arkadaşları nasip ettiği için Rabbime sonsuz kere şükrediyorum. Hamd ediyorum. Millete vefa yolunda 20 yılın kutlu mübarek olmasını niyaz ediyor. Tüm Memur Sen ailesini bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim.